Aynen. Diğer gruptaki ürünler farklı. Şimdi muza geçelim istersen. Haline gelmesine kadar geçen süre. Üstten aşağı bir buçuk yaprak, bir iki iki buçuk yaprak şu arası. Buradan indiriyor. Normalde filiz, yani filiz çayı denmesinin nedeni de o. En kalite çay uçtaki kısım. Yani uçtaki filiz çay. Tohum da yapar. Tohum da yapar, tohumdan da çıkar. Şey bu ama. Hani denemeyiz. Şimdi. Pozisyon açın. Bir de şöyle yazabiliriz. Ne diyorlar bizim oluyoruz? Ya bir sene sonra da olmuyor. Bu defterde kaydedilir. Burada çünkü çok yazmasının mantığı yok. Farklı olan tek şey içerik. O dönemden kalma bahçeler var ve artık bahçeler çok yaşlandı. Gençleştirme çalışmaları da son 25 yıldır sürüyor. Gençleştirme derken gençleştirme budamasından bahsediyorum. Son 25 yıldır sürüyor. O da sona gelmiş pozisyonda ve artık yenilenmesi gerekiyor bahçelerin. Devlet diyeceğim ben. Devletin de bu konuyla ilgili çalışması var. Bahçelerin yenilenmesiyle ilgili çalışması var. Bildiğim kadarıyla, bize yansıyan kadarıyla. Biz niye bu işe başladık? Devletler veya hükümetler startı verdiğinde hazır olalım, birileri hazır olsun diye başladık ve şu anda da ciddi yol kat ettik. Onlar denemelerini yaptılar, diktiler, arazide, yollerde büyüttüler ve çok da başarılı sonuçlar aldılar. Bizim de yaptığımız işleri siz deneme çalışmalarını burada görüntülediniz, görmüşsünüzdür. Güzel bir başarı elde ettik. Dünyada ciddi çay üretimi ve çay tüketimi yapan bir devletiz, milletiz ama çay ithalatımız, ihracatımız sıfır. Sebebini sorduğunuzda da siz yabani çay üretiyorsunuz. Sizde düzgün çay yok diyorlar. O yüzden de çayların klonlanması yani yenilenmesi ve satılabilir, yurt dışına da pazarlanabilir hale gelebilsin hem çay kurum. Dolayısıyla çay araştırma enstitüsünün ve bizlerin çalışmaları var. Ana amacımız bu. Çay bahçeleri yenileceği zaman ki bu çok uzun bir zaman değil. Hazır olmaktı. Yani ciddi adımlar da attık ve hazırız da diyebiliriz. 800 bin dekar gibi bir laf, rakamlar dolaşıyor ama net bilgi bende yok. Literatürde gezen veyahut da insanların dillendirdiği, yani bölgeden aldığımız rakamlar bunlar. 800 bin dekar civarında bir arazi var. Verim giderek artar, kalite giderek düşer, lezzet giderek düşer ve ilginç bir şeydir çay dıştan dönen bitkidir. Yani kendi kendini döllemez, başka bitkilerle de dönülebilir. Aynı bitki sıfır rakımda farklı, 300'de farklı, 600'de farklı şekiller gösterebilir. Ve sonuçta harmanlayarak bir çay üretimi yapıldığı için gittikçe değişen bir lezzet olacak, değişen bir kalite olacak. Şu ana kadar çiftçiden alıp denediklerimiz var. Çay Araştırma Enstitüsü'nün verdiği, kendi tescillediği iki cinsi var. Bir de yine Çay Araştırma Enstitüsü'nün aldığımız klon çeşitler var. Onlar üzerinde temizlik ve geliştirme çalışması yapıyoruz. Yani çeşit sayısı olarak 7-8 tür diyebilirim. Bizden gelip fidan ne zaman alabilir? Çiftçi bazında yaklaşık
siparişini verirse, talebini gösterirse bir yıl içerisinde teslim edebiliriz. Bu da zaten dikim dönemleri çay için Karadeniz koşullarında ilkbahardır. Yani bugün talep bildiren kişi ilkbaharda bizden fideyi alabilir. Çalıdır, bırakırsanız ağaç olur, koca bir bitki olur çay. Bir yılda budanacak pozisyona gelir. Ama verime oturması 3. 4. yılları görebilir. Bu, bakın, bitkinin kendisiyle de çok alakalı değildir. Bakımla, toprakla, gübrelemeyle alakalı bir sürü şeyden var. Üretimden bahsediyorsunuz. Üretimin parametresi sadece fide fidan değildir. Bunun yanında bunu üretimi yapan kişinin bilgi becerisi de önemlidir. Kullandığı malzeme ilacı da, gübresi de önemlidir. İklim önemlidir.